Aslında bizler İran'da Roşilat'ta gerçekleşen devrimi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 21. yüzyıl kadın yüzyılı olacaktır tespitinden bağımsız ele almamamız gerekiyor. Bizler biliyoruz hem Orta Doğu hem de Kürdistan'ın birçok yerinde, dünyanın birçok yerinde toplumsal hareketlere, halk direnişlerine kadınlar öncülük ediyorlar. Kadınların bu direnişlerdeki ısrarı, bu direnişlerin sönümlenmemesi, bu kadar katliama, saldırıya rağmen direnişlerin sönümlenmemiş olması aslında kadınların bu sefer küreselleşen, örgütlenen, giderek büyüyen dayanışmadan da aldıkları gücün bir sonucu olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü burada mesaj çok net. Her ne kadar ataerkil sistem, iktidar işte kadın kırımı üzerinden kendini var ediyorsa da ve bunun için kadınlara dayattıkları bir yaşam, aslında yaşam olarak da belki değerlendirmemek gerekiyor ama bir sistem varsa da kadınlar artık buna karşı seslerini yükseltiyorlar ve bu yaşamı istemediklerini, bu yaşamı, bu sistemi istemediklerini ve itirazlarının da bundan kaynaklı olduğunu ve itirazlarının da çok net olduklarını, kadınların bu kalıpları da yıktığını, cinsiyetçi bütün kodları deşifre ettiğini ve bu kodlarla mücadele ettikleri bir yüzyıl olduğu için bizler aslında şu an kadın direnişlerini bu şekilde ele alıyoruz ve böyle de değerlendirmek gerekiyor. Şimdi en son bizler şeyi görüyoruz, yani İran'da, Roşilat'ta Jina Emini'nin katledilmesiyle birlikte insanlar sokakları bir gün dahi terk etmediler ve orada gerçekleşen kadınların direniş yöntemleri bir öncekinden çok farklı. Birbiriyle selamlaşan, birbirine sarılan, her sokak, her alan, her eylemle kadınlar direnişi örgütlüyorlar ve bu çok çok anlamlı. Dünya kadınlarına da hakikaten çok ciddi anlamda mesajlar gönderiyorlar. Ve şey çok çarpıcıydı, yaptıkları bir eylem. Bütün havuzları kırmızı renge boyamışlardı. Bize mitolojideki İştar'ın isyanını hatırlattı açıkçası bu isyan. Kendisine tecavüz eden zihniyete karşı bütün akarsuları, bütün dereleri, bütün gölleri, denizleri kana bulayan bir hikayeydi aslında bu. Kadınların direnişlerini örerken kendi tarihlerinden bağımsız bir direniş yöntemi de geliştirmediklerini görüyoruz bu durumda. Haliyle çok köklü ve dünyadaki tüm değişimlere, tüm sistemlerin değişimine de yol açacak bir direniş olarak okumak gerekiyor. Dünyadaki ataerkil sistemin, küreselleşen ataerkil sistemin bu direnişten kurtulacağını düşünmüyoruz. Bu dünyanın ve Orta Doğu'nun, Kürdistan'ın diğer yerlerine de sıçrayacak ve bizler şunu çok iyi biliyoruz. Daha önce Rojava devriminde biz Jinjiyan Azadi sloganının, kadınların zılgıtlarıyla birlikte devrime öncülük eden bir sloganın yaşam felsefesinin örülmesine dönüştüğünü görmüştük. Şimdi aynısının Rojhelat'ta, İran'da gerçekleşiyor olması artık kadın devriminin önünün alınamayacağını, ataerkil sistem tarafından önünün alınamayacağını çok net görüyoruz. Haliyle bizler bu mesajı, bu direniş sürecini şöyle okumamız gerekiyor. Her alanda, özellikle 25 Kasım'da her alanı şu sloganla, yani şu yaşam felsefesiyle, Jinjiyan Azadi yaşam felsefesiyle örgütlememiz gerekiyor. Roşilat'ta, İran'da gerçekleşen kadın devrimini sürekli selamlayıp ve bu kadın devrimi etrafında örgütlenmemiz gerektiğini dile getirmemiz gerekiyor. Ve tekrardan 25 Kasım'a giderken Roşilat'taki, İran'daki kadın devrimini selamlamak istiyorum. Özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Bizler işte Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın işte kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez, 21. yüzyıl kadın yüzyılıdır, kadın yaşam özgürlük felsefesi, kadın ve yaşamın birbiriyle olan bağlantısını sürekli ifade ediyor. Bizden artık son süreçte gördüğümüz ve yaşadığımız bu direnişler, şahitlik ettiğimiz bu direnişler toplumlarda, aslında dünyanın kendisinde genel bir yargıya dönüşmüş durumda. Artık kadını özgür olmayan toplumun kendisinin de özgür olunmayacağı anlayışı herkes tarafından artık anlaşılmış durumda ve bunun mücadelesi verilmiş durumda. Şimdi özellikle Orta Doğu topraklarında, Orta Doğu kadını üzerinden kendini yürütmek isteyen, kendini var etmek isteyen kapitalist sistem, kadının hem şekilsel görünümünden, kadın bedeni üzerinden açmış olduğu savaşı bizler çok net görebiliyoruz. Kadın bedeni üzerinden adeta bir operasyon geçirilmek isteniyor. Belli standartlar oluşturulmak isteniyor ve özellikle biz bunu İran'da da gördük. Orta Doğu'nun birçok ülkesinde de görüyoruz zaten. Ama buna karşı kapitalist modernitenin yaratmak istediği güzellik anlayışına karşı, aslında estetik anlayışına karşı da çok ciddi bir mücadele var. Hani
feodalizmin, işte dincilik adı altında kadının saçının telinin dahi görünmesini istemediği, bunun üzerinden işte kadının saçının telinin görünmesi üzerine kadınların katledildiği bir coğrafyada kadınlar artık örtülerini birer zafer bayrağına dönüştürmüş durumda ve artık kadınlar katledilmesine yol açan saçlarını kesip protestolar etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi kapitalizm ve onun yaratmak istediği tüm algılara karşı da bir mücadele savaşı olarak da değerlendirmek gerekiyor. Kadınlar bir yandan hem yaşamı güzelleştirmenin, hem kadınların yaşamını güzelleştirmenin, hem de kendilerini güzelleştirmenin mücadelesini veriyorlar. Bu güzellik de kesinlikle özgürlük ahlakından, özgürlük bilincinden bağımsız ele alınamaz. Dolayısıyla kadınlar bir yandan özgürlük taleplerini geliştirirken diğer yandan güzelleşebilmenin de yollarını ortaya koyuyorlar. Son olarak yine Abdullah Öcalan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kendisi öz savunmayı geliştirirken gül teorisinden bahseder ve varlığın, güzellik, varlığı korumanın ilkelerini de etik olarak değerlendiriyor. Estetik ve etiğin de birbirinden bağımsız ele alınmaması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bizler kadınlar olarak bu süreçte 21. yüzyılda, yani kadın devriminin önünün alınamadığı bir yüzyılda kendi varlığımızı ortaya koyarken aynı zamanda etik ilkelerimizi de, yani kendi güzelliğimizi, kendi varlığımızı korumanın ilkelerini de, koşullarını da, yöntemlerini de geliştirdiğimiz bir süreçten geçmekteyiz. Bu anlamda her kadına çağrımız bu devrimsel süreçte, devrimsel sürecin içinde bulunması, özellikle de 25 Kasım'da her kadının sokakta olması, ataerkil sisteme karşı isyanını, direnişini sergilemesi ve sesini yükseltmesi olacak. Buradan da tüm kadınları 25 Kasım'a çağırmış olalım. Yani aslında biriken bir kadın öfkesi var orada. Çünkü kadın bedeni üzerinden sürekli vurulan kadınlar, artık öfkesi müthiş bir şekilde, güçlü bir şekilde biriken bir öfke var. Bu öfkenin çıkışı da zaten Roja Emine'ye yapılan saldırıyla, saçının görülmesiyle, ahlaki polislerin kadına şiddet uygulamasıyla, onun katledilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu direniş halen de sürmektedir. Yaşamın aslında kadınlar üzerinden olduğu, burada işte yaşamın kadın olduğu, devrimin kadınla olacağını, sürekli kısıtlanan kadın bedeniyle sürekli engellenen, tıkanan, tıkandırılan kadının öfkesinin orada açığa çıkmasıdır. Burada söylenen Jinjian Azadi'nin de aslında orada tüm genel, yani toplumdaki bütün kadınları ele alıyor. İşte bedeniyle, ondan sonra duruşuyla, öncülüğüyle, kimliğiyle, cinsiyle alakalı bir şey. Oradaki devrim de işte orada kendisini Jinjian Azadi ile bir bütünleşerek ortaya koyan, bastırılmış bir kadın var orada. Bir cins var, kadın cinsi. Orada zaten kadın işte örtülmeli, çocuk doğurmalı, kadın dışarıya çıkmamalı, saçı görünmemeli. Kadın yani tahrik edici fiziki boyutlarının olmaması gerektiği yönünde bir iktidar var orada. Orada zaten Roja Emine'ye yapılan saldırıda, oradaki katledilişinde artık kadınların öfkesi çıkıyor ortaya. Bu devrimin de zaten hani önderliğin dediği gibi işte 21. yüzyılda işte kadının devrimi olacağı yönünde bu söylemle birlikte artık kadınlar yeter dedi, biz varız dedi. Bizim saçımızla, bedenimizle bizi artık yani katledemeyeceksiniz. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmamız aslında tüm insanlık için bir yaşamdır. Tüm haklar için bir yaşamdır. Oradan aslına bakarsak bu paradigma Rojava'da yaşam buldu. Büyük bedellerle yaşam buldu. Kadın öncülüğünde yaşam buldu. Bugün Rojhilat'ta da aynı, ona benzer bir mücadele söz konusudur. Aslında İran devrimi, İran devrimine baktığımızda kararlı bir duruş görüyoruz. Kadınlar yaklaşık 2 aydır sokaklarda direniyor. Bu direni iyi gözlemlemek lazım. İlk defa Orta Doğu'da kadın öncülüğünde gelişen bir devrim söz konusudur. Ve kadınlar ilmek ilmek görüyor aslında bunu. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma tüm insanlık için, tüm haklar için aslında bir yaşam penarıdır. Kadınlar da aslında bunu içselleştirdiler. Rojhilat'ta bu yaşam buldu. Kadın öncülüğünde bir mücadele söz konusuydu Rojava'da da. Bugün aynı şey Rojhilat'ta da yaşanıyor. Orada da kadınlar Jinjian Azadi sloganıyla kenetlenmişler. Ve Jinjian Azadi sloganıyla kadınlar özgürlük
özgürlüğü haykırıyorlar. Bu aslında çok önemlidir. İlk defa gelişen bir şeydir. Orta Doğu'da kadın öncülüğünde Xinjiang Azadi sloganıyla kadınlar artık mevcut verili sistemi reddediyorlar. Özgürlüklerini sokaklarda aslında bedel ödeyerek almaya çalışıyorlar. Bunun karşısında da ciddi bir şey var, yönelim var. Bu direnişi bastırmak için, bu direnişi aslında geriye götüren bir sistem gerçekliği var. İran'da zaten 43 yıllık bir İslam rejimi adı altında, ulus devlet adı altında kadınlara bütün yaşam alanları kapatılmış, özgürlükleri yok edilmiş. Bu anlamda kadınlar da yine Emin inşasında aslında bir büyük bir öfkeye sebep olan bu katliam aslında kadınlara artık bu sistemi, mevcut bu düzeni kabul etmeyeceği üzerinden sokaklara akarak, kenetlenerek kadın ittifakını güçlendirecek tüm dünyadaki kadınlara bir mesajdır aslında. Çünkü kadınlar bunun farkındadır. Kadının özgürleşmesi demek toplumun özgürleşmesi demektir. O yüzden aslında halkların da burada kadınlara hani o anlamda bir büyük bir beklenti içerisinde olduğunu da söyleyelim. Çünkü bu mücadelenin öncülüğünü yapan kadınlardır ve ancak kadınlar mücadele ederek bu toplumsal yaşamı bu şekilde ancak gerçekleştirebilirler. Aslında yaşamın buradan geçeceğine inanıyorlar kadınlar. Çünkü kadın mücadelesi bir tarafta kendisiyle beraber hakları da özgürleştiriyor. Kendisiyle beraber bütün yaşamı aslında örüyor. O yüzden bu slogan onlar için çok, yani bizler için bu slogan çok önemlidir. Kadın özgürlük yaşam demek aslında kadınla bir yaşam. Yaşam olacaksa özgür olmalı. Bunu da öncülüğünü kadınlar aslında içselleştirmişler. Bu temelde bir mücadele söz konusudur. Kapitalist modernite aslında kadınlar için daha çok köleliği dayatıyor. Kadının tüm alanlardan mahrum bırakılması kapitalist modernitenin zihniyetidir. Demokratik modernite kadınlara bir yaşam örüyor. Kadınlar için yeni bir yaşam, kadınlar için yeni bir toplumsallık, kadının bütün kazanımlarıyla, bütün değerleriyle buluşmasıdır aslında. Bu temelde biz bakarsak eğer kadınlar ancak bu paradigmayla bir araya gelerek yeni bir yaşamı oluşturacaktır.